Ayşe'nin Marifetli Elleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel un helvası yapacağız arkadaşlar. Kandillerde, bugün kandil, herkesin kandili mübarek olsun diyorum. Biz mutlaka helva veya börek un işleri yaparız arkadaşlar. Tatlı işleri yaparız. Ve ben bugün de un helvası yapmaya karar verdim. Yarı yarıya süt ve su karışık bir un helvası yapacağız arkadaşlar. Bunun için yarım su bardağı yağımız var. Şöyle bir yemek kaşığı da yağımız var arkadaşlar. Margarin, tereyağı fark etmez. Zeytinyağı, çiçek yağı fark etmez. Hangisini kullanıyorsanız evinizde onu yapabilirsiniz. Şöyle güzelce bunlar eridikten sonra 2 bardak un koyacağız içine, tavamıza. Güzelce kavuracağız arkadaşlar. Ben bugün sade yapmak istiyorum. Cevizli, fındıklı, bademli de yapabilirsiniz tabii ki. Cevizi sadece süs olarak kullanmak istiyorum üzerinde. Bugün sizlere çekim yapmak istedim, göstermek istedim. Bugün kandil, herkesin kandili mübarek olsun. Dilekleri, duaları inşallah kabul olur bu gece. Evet, diyerek başladık. Şimdi yağımızı iyice eritelim arkadaşlar. Unumuzu ekleyeceğiz. Yağımız eridi. Şöyle 2 bardak unumuzu ekliyoruz. Güzel güzel karıştırıyoruz. Çok fazla açık olmasın altı ocağınızın. Çünkü yanabilir. Çok da güzel bir koku olmaz. Hoş bir görüntü de olmaz arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş güzelce kavuracağız unumuzu. Sonra burada kavrulurken hemen yan ocağımıza, şöyle tenceremize 1 bardak suyumuzu şöyle koyacağız arkadaşlar. 1 bardak sütümüzü, 1 bardak da şekerimizi. Ben 1 bardak kullanıyorum bugün. Çünkü çok şekerli istemiyoruz. Biz sevmiyoruz. Ama isterseniz 2 bardak da tabii ki koyabilirsiniz. Bu şekilde yan ocağa koydum. Şöyle bir kaynar gelmesi, bir taşı gelmesi yeterli. Çok kaynamasına gerek yok. Sonuçta helva hemen oluyor. Su kokusu, şeker kokusu çıksın yeterli bizim için. Arkadaşlar ben bunu böyle güzelce kıvama getireyim. Evet arkadaşlar, şimdi iyice kavruldu. Ben bu kıvamı seviyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen sütünü, şekeri, suyu karışık olan şerbetimizi içine dökeceğiz güzelce. Şöyle alalım hemen yan taraftan, yavaş yavaş karıştırarak üzerimize gelmemesi için şöyle yavaş yavaş dökelim arkadaşlar. Şöyle üzerimize gelmesin. Çünkü hemen kokur diyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş şöyle kavuşturuyoruz. Kıvama geliyor. Mis gibi de bir koku oldu hemen. Çok seviyorum ben bu kokuyu. Arkadaşlar ben yarım bardak sıvı yağ dedim. 1 bardak sıvı yağ olacak. Ben alışmışım 1 bardak una yarım bardak sıvı yağ koymaya. Ama bugün 2 bardak yaptığımız için 1 tam bardak sıvı yağ koydum. Onu da ekleyeyim. Ve ben arkadaşlar biz helva kavururken annemden öğrendik. Böyle un kavrulurken bu tamamlanana kadar hep dua ederiz. Rabbime dileklerimizi söyleriz. Dualarımızı herkesi katarız. Bütün sevdiklerimizi de böyle onlar için de hastalarımıza, öğrencilerimize, kendimize, arkadaşlarımıza, tüm sevdiklerimize yani dua ederek kavururuz helvayı. Rabbim inşallah kabul ediyordur. Hepsini o şekilde yaparız. Arkadaşlar tamamlandı helvamız. Şimdi böyle güzelce bir soğumaya bırakacağım. 2 dakika zaten yetiyor hemen. Sütünü suyunu koyduktan sonra. Harika da bir mis gibi bir koku oldu. Dediğim gibi ceviz, badem, fındık her şey koyabilirsiniz içine. Bugün bir sade yapmak istedik. Bir günde size pekmezli olanı yaparım arkadaşlar. Şöyle güzelce tamamlandı. Şimdi soğumaya bırakalım biraz. Kalıbımıza dökelim. Bugün kalıpta yapacağım. Evet arkadaşlar. Helvamız çok güzel bir şekilde kavruldu. Ben kalıba koydum hemen. Kalıba koymadan önce güzelce jelatin, naylon
Sardım iyicene, kalıbı güzel çıksın diye. Şimdi şöyle çıkaralım birlikte. Bu şekilde çok kolay oluyor arkadaşlar. Jelatin naylon bayağı bir kolaylık sağlıyor. Şöyle düzeltelim hemen. Harika oldu. Bakın arkadaşlar, böyle mükemmel bir un helvamız oldu kandil için. Yaptık ve mükemmel oldu. Ben kalp kalıbım vardı. Bunu kullanmak istedim. Bütün kalbim sizlerle diyorum arkadaşlar bu güzel kandil gününde. Şimdi birazcık süslemeler yapmak istiyorum. Şöyle doğaçlama tamamen. Şöyle güzelce koyalım. Harika oluyor arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz tabii ki siz. Ben bugün sütle karışık yaptım, gördünüz. Hani siz de o şekilde yapabilirsiniz. Güzel oluyor. Sade de yapabilirsiniz. Süt hani sevmeyen arkadaşlarımız. Şöyle tamamlayalım. Harika oldu. Tamamdır arkadaşlar. Bizim kalp helvamız tamamlandı. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlarımız unutabiliyor. Bizim için önemli, destek amaçlı biliyorsunuz. Abonelerimiz like atarsa mutlu olurum. Beğendiyseniz dediğim gibi beğeni butonuna basın arkadaşlar. Bugünlük kandil için yaptık un helvası. Bütün herkesin, Rabbim dualarını, dileklerini kabul etsin inşallah. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Yarın başka bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı günler diliyorum.